Anayasa Mahkemesi tarafından sözde barış bildirisine imza atan akademisyenler için verilen hak ihlali kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Özellikle şehit aileleri karara şiddetle karşı çıkmadı. Büyük okumuş, her şeyi bilen akademisyen diyorsunuz. Nasıl kabul eder? Teröristleri nasıl kabul eder? Anayasa Mahkemesi hak ihlali dedi. Ülkenin dört bir yanındaki şehit ailelerinden tepkiler geldi. Parmağı içinde olanın hepsinin ciğeri yansın. Bizi yaktılar, üç tane çocuğunu bıraktılar. 2016'daki Çukur eylemleri sırasında 1128 akademisyen bir araya gelmiş, bu suça ortak olmayacağız adı altında sözde barış bildirisine imza atmıştı. Bildiri ülke gündemine oturmuştu. Çocuğumun hakkını kimse elinden almazsa o bir şehit oldu. Kim verecek bunun hesabını, kim ödeyecek? O Anayasa Mahkemesi mi ödeyecek? Bütün şehitlerin kemikleri sızlıyor. Akademisyenler terör propagandası yapma suçundan cezalandırıldılar. Karara itiraz için Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tuttular. O itiraz değerlendirildi. Mahkeme hak ihlaline karar verdi. Bu karara şehit aileleri sert tepki gösterdi. Sözde bildirinin imzalandığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan uzman çavuş Hakan Duygal'ın eşi ve annesi mezarı başında gözyaşlarını tutamadılar. Karara isyan ettiler. Parmağı içinde olanın hepsinin ciğeri yansın. Bizi yaktılar. 3 tane çocuğunu bıraktılar. Almış olunan mahkemedeki kararı da nefretle kınıyoruz. Hiç yakışmadı. Şehitlerimize yakışmadı.